Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğneden Tığa Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanala abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Evet arkadaşlar, gördüğünüz bu tek renk yağ yeşiline yine iğneden tığa şöyle çimeni sıralı bir model hazırlayacağız beraber. İlk biz başlayacağız çünkü bazı modeller yarım halinden anlaşılmıyor, sıfırdan başlamak gerekiyor arkadaşlar. Şöyle bir de tülbentimle birebir aynı renkte olan 732 leylak marka ipim var. Bu iğneden tığa oyalarda bakın şöyle ipinizi en son noktasına kadar böyle çekerseniz arkadaşlar ipinizin teli incecik ve kalın oluyor. Leylak markada sert olduğu için iğne oyasında da çok güzel duruyor. Tığ oyasında da zincirleri sıkı çekildiğinde kalıp gibi iğne oyası görünümü veriyor. Evet, modelimize başlayalım şimdi. Evet, şöyle üçer zincir çekerek tığ battılarımızı hazırlıyoruz. 696 no'lu videomda tüm püf noktalarıyla mevcut, oradan izleyebilirsiniz. Bu şekilde üçer zincir veya iki zincir yapabilirsiniz. Fakat bakın zürafa gibi böyle kabarık durması güzel oluyor. O yüzden ben 3 zincirle hazırladım arkadaşlar tığ battım. Dediğim gibi bazı modeller böyle sıfırdan başlamayınca anlaşılmıyor. Yapmak isteyenlerin kafası karışıyor. Şöyle tığ battının içine sık iğne ile başladım. 3 tane zincirden 2 tane yuva hazırlayacağım. Bu ilk 1, 2, 3 zincir ve 2. Bu şekilde 2 tane tığ battıyı hazırlıyoruz. Bir tane zincirimi çekip hemen ters tarafına çevirdim. Bu kesim işlemi bir zincirle dönüş yapmak 2 olan yuvayı teke düşürüyor. Evet. 3 zinciri bu şekilde bir zincirle tekrar dönüş yapıyorum düz tarafına ve yuvanın içine sık iğne ile sabitledik. Minik bir kayayı oluşturduk. Şimdi sıkı sıkı 11 tane zincir. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Eğer bu şekilde sıkı zincir çekmediyseniz arkadaşlar sökün. Şuralarda filan potluk oluştuysa yeniden sıkı sıkı 11 tane zincir çekin. Şöyle dalınızın kalıp gibi ve iğne zarifliğinde durması şart. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. Ve bu şekilde bir sonraki boş olana kapattım. Evet arkadaşlar, zaten başlama noktası bu şekilde. Burayı yapınca hep birbirine bağlantılı devam edecek. Ve yine 3 zincirden 2 tane yuva hazırlayacağız. 3 zincirimi çektim. Yuvaya kapatıp tığ battı oluşturuyoruz. 1, 2, 3. Alt zemin kısmı bu şekil gidiyor. Hiç değişmiyor. Bir zincirimi çekiyorum ve bir sonraki hemen yanındaki yuvaya kapatıp kesim işlemi gerçekleştirdim. 3 zincirimi çekip şimdi arkadaşlar bakın. Buradan 7 zincirle bu dala tutturacağım. Bakın 3 zincirle geri dönüş yapmadım. Hemen 7 zincirimi sıkı sıkı çekiyorum yine. 4, 5, 6 ve 7. Bu şekilde aynı ayarda, aynı sıklıkta 7 zincirimi 11 zincirli dala tutturdum. Bir sık iğne ile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Sıkı sıkı 9 zincirimi çekiyorum. Bu sık iğne bizim yuvamız olacak. Buraya sık iğnenin içine 2 tane 9 zincirden dal oluşturacağım. Bak, bu ilk dalımız. Yanına hemen biz 9 zincir daha. 6, 7, 8 ve 9. Zinciri sıkı olsun. Hemen sık iğneyi kapatıp bu şekilde oluşturdum. 6 tane zincir çekiyorum. Ve bu
3 zincirli yuvaya kapattım. Şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar, sadece 2 tane olacak. Şöyle arasına girip daha güzel görünmesini sağlayayım. Şimdi bu 11 zincirli dalı buraya yapıp devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi size bu şekilde başlamasaydım anlaşılır olmazdı. Buradan devam etmiş olacaktım. O yüzden sırf anlaşılır olsun diye bu şekilde yaptık. 11 zincirimizi çekiyoruz. 7, 8, 9, 10 ve 11. Şöyle kalıp gibi incecik bir 11 zincir bir dal oluşturdum. Yine aynı bu. Bakın yuvaya 6 zincirle indiğim şu dalın tek kanadını aynı yuvasına kapattım. 5 zincir çekiyorum. Ve boş olan yandakine giriş yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. Yanındakine girdim. Bir tığ battı oluşturdum. 3 zincirimi çekip bakın bu şekilde bir tığ battı oluşturuyorum. 2 tane 3 zincirli tığ battı oluşturduk ya, hemen bir zincirle dönüş yapıp buraya kesim işlemi gerçekleştiriyorum. Azaltma işlemi gerçekleştiriyorum. 3 zincirimi çekip yandaki tığ battıya 2 ve 1 olarak bu alt zemini arkadaşlar minik bakın kayadan oluşturuyoruz. Bu şekilde alt zemini minik kayayla gidiyor. Şimdi 7 zincir çekiyorum. 4, 5, 6 ve 7. İpinizi esnetip böyle sıkı da zincir çekmediğiniz takdirde bu zerafet elde olmuyor arkadaşlar. Şimdi bu 9 zincirli 2 tane kulağı yapacağız buraya. Kirpiği yapacağız veya şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 zinciri çevirdim. Bu sık iğne yuvamız olacak kulaklar için, kirpik için. Tekrar 9 zincir. 5 6 7 8 ve 9. 9 zinciri kapatıyorum buraya. Şöyle 6 tane zincirle dalımızı tamamlayacağız. Yuvanın içerisine girip buraya sabitliyorum. Yine 11 zincirden kulak yapacağız. Şöyle göstereyim. İpi esnetmedim herhalde arkadaşlar. Şu şekilde ipiniz esnek olacak. Esnetilmiş diye sardım. İncecik olacak bu şekilde. Esnetelim. Şöyle 11 zincirimi çekiyorum. 1, 2, Bismillahirrahmanirrahim. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Bakın 11 zincir kalıp gibi esneyince kapatıyorum. Dal kulağı oluşturduk. 5 zincirle aşağı iniyoruz. Sıralı şöyle zinciri sıkı çekildiğinde kalıp gibi duran güzel zarif bakın. Şöyle yine gösterelim. Evet bu şekilde arkadaşlar devam edecek. Bir tane daha yapalım. 3 tanesi anlaşılır oldu inşallah. Şöyle 3 zincir çekiyorum. 2 tane tığ battı. 3 zincir. Şöyle. 1 zincir çekip dönüşümü hazırladım. Buraya kesim işlemi 1 zincirle gerçekleşiyor. 3 zincirle de şöyle bir tane yuva yapıyorum. 2 ve 1. Şimdi buraya 7 zincirle geçiş yapalım. 7 zincirli kısım. Sık iğnemiz yine bizim yuvamız olacak. 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 zinciri
Sık iğnenin ara kısmına girip kapatıp şöyle bir kulak oluşturuyorum. Elinizle sıyırınca da oluyor arkadaşlar. Bu şekilde kalıp gibi. Yine 9 zincir. 6, 7, 8 ve 9. 9 zinciri buraya kapattım. Ve 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 zinciri yuvaya kapatıp dalın diğer kısmını tamamlıyorum. Şimdi burayı 11 tane zincir çekiyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Tam eli sıkı olanların modeli arkadaşlar. Eliniz sıkıysa yaşadığınız kalıp gibi yaparsınız bu modeli. Evet, şöyle. 3 zincirle bir tane tığ vattı yapayım. Bunu şimdi ben devam ettireyim arkadaşlar. Bakın bu şekilde oluyor. Şöyle göstereyim. Çünkü biz burada 2 veya 3 tane ara bırakıp şöyle bu iki kulağa yuva hazırlayacağız. Bakın bu iki kulaklara böyle yuvalar hazırlayıp çiçek yapacağız daha doğrusu. Mesela bununla bunun üzerine çiçek yapacağız. Bu iki kulağı da ara suyu olarak bırakacağız. Şimdi ben bunu biraz çoğaltayım. Şöyle size de çiçeğini göstermek için geri geleyim. Evet, çoğaltmaya gittiğimde arkadaşlar şöyle bir tane de model çıkardım. Çiçeğini çıkardım görmeniz için. Bu şekilde hazırlayıp geldim. Şimdi başta da şu işlemi gördüğünüz arkadaşlar. Bunu iki bıraktım ama şöyle ekranda güzel gözüksün diye. Siz bunu üç tane bırakabilirsiniz. Şöyle kulakları iki yerine üç. Şöyle ben biraz hem ekranda güzel gözüksün hem de daha az yapayım diye bu ara suyun çimenini bu şekilde bıraktım. Şimdi buradan kulağımızdan İlk yuvamızdan birincisinden girip sık iğne ile ipimi sabitliyorum. 7 tane zincir çekiyorum bakın. 4, 5, 6 ve 7. 7 zinciri yine aynı bu. Şöyle yuvaya sabitledim. Bir tane 7 zincirden kulak oluşturduk ve 5 tane zincir çekiyorum. Şöyle tersine çevirdim. Hemen. Bu 7 zincirin içerisine 5 zinciri kapatınca bu şekilde bir görüntü oluyor. Ve 6 tane zincir çekiyorum. Hemen 6 zincirimi düz tarafına çevirdim. Kapattığım sık iğne var bakın. 5 zinciri kapattığım sık iğneyi yuva edinip buraya kirpik oluşturacağım. 6 tane zincir çekiyorum. 4, 5 ve 6. Yine aynı sık iğnenin arasına ikinci kirpiği sabitliyorum. Tekrar 6 zincir. 4, 5 ve 6. 6 zincirden 3 tane kirpiği buraya sık iğnenin arasına yaptık bu şekilde. Şöyle. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. Bu yeşil yuvaya kapatıp çiçeğimizin işlemini tamamladık. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Bu beyaz yuvamıza, beyaz çiçeğimize yuva olacak arkadaşlar. Hem de geçiş köprüsü. Diğer bu kulağın içerisine sık iğne ile sabitliyorum. Bundan bakın bu çiçeğin aynısından buraya da yapacağım şimdi. 7 tane zincir çekerek başlıyorum. İlk yuvayı yapmaya. Şöyle sıkı sıkı 7 zincirimi çektim. Hemen buraya sık iğne ile 7 zincirimi tutturdum. 5 tane zincir çekiyorum. Ters tarafından hemen 7 zincirli yuvaya sabitliyorum. Şimdi bu sık iğnenin şöyle 6 zincirle dönelim. Sık iğnemizi yuva edindik. Buraya 3 zincir çekiyorum. 3 tane kirpik yapıyorum.
2, 3, 4, 5 ve 6. Aynı yuva, aynı sık iğnenin ara kısmından şöyle kirpiği kapatıp yine 6 zincir. Evet, aynı sık iğneye girip şöyle sabitledim. 4 zincirle aşağı iniyorum. Yeşil dala. Şöyle ikinci çiçeğimizi de yapıp bir tane de zincir çekiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi koparalım. Bir zinciri muhakkak sökülmemesi için çektik. Bakın. Bu şekilde oldu. Hemen şu ara kısma da beyazdan yapacağım. Evet, şöyle. Ortadaki çiçeğimizi yapmak için bu 3 zincirli yuvanın da içerisine sık iğne ile ipimizi sabitleyip 7 tane zincir çekiyorum. 4, 5, 6 ve 7. Ne kadar zincirler sık olursa, ipi ne kadar ince olursa o kadar güzel oluyor bu çiçekler arkadaşlar. Şimdi 5 zincirle geri döneceğim. 3, 4 ve 5. Çeviriyorum hemen ters tarafından buraya. 7 zincirin içine sabitledim. 6 tane zincir çekiyorum. Bu zinciri 7 çekince büyük oldu, 5 de küçük oldu. En ideali 6 zincir arkadaşlar. 6 zincirin kirpiği de tam orta büyüklükte güzel oldu. Benim hoşuma gitti bakın. Bu sık iğneni kapattığım sık iğnenin arasını da çiçeklerim için, şey kirpiklerim için yuva ediniyorum. 3, 4, 5 ve 6. Yine aynı şekilde kapatıp 2, 3, 4, 5 ve 6. Buraya kapattım. Hemen 4 zincirimi çekip buraya yuvanın içerisine girip sabitliyorum. Hemen dibine de şöyle sıkı sıkı zincirimi çekip ipimi kopardım. Beyaz da bu şekilde oldu. Şimdi bunu arkada yakıp temizleyelim. Evet, modelimi tamamladım arkadaşlar. Bitmiş hali bu şekilde oldu. Şöyle sizlere de söylediğim gibi iki çok az oldu. Bakın çok birbirine yakın bir şöyle mesafe oldu. Arasını 3 veya 5 tane bırakırsanız daha güzel olacaktır bu şekilde. Evet, 2 gerçekten az oldu arkadaşlar. Bakın bir önceki modelimde bu şekilde bunun şu 2 kirpik yerine 3 kirpikli ve sade yapmak istiyorsanız sadece şu ortadaki arkadaşlar kirpiğin sayısı 3 zincir fazla. Bunlar 7, bu 10. Buna da bakmanızı isterim bu videoya rast gelen arkadaşlar. Şöyle hoş ve zarif bir model oldu. Sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Kanalın devamı için bu beğeni ve yorumlar YouTube'da önermelerde ön plana çıkıyor. Daha fazla kişiye ulaşması için şöyle beğenilerinizi yaparsanız sevinirim. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şöyle. Bir de bunu istediğiniz renkte rengarenk bile yapabilirsiniz. Şöyle ben yeşile uygun olduğu için bu rengi tercih ettim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.